Çin diyor ki sen beni ne kadar sıkıştırırsan ben senin bulunduğun alan neresi? Senin en önemli bütün Amerikan devlet başkanlarının doktrinlerinden vardır. Enerji kaynaklarının kontrolü, yollarının üretiminin kontrolü ve İsrail'in güvenliği. Şimdi İsrail'in güvenliği böyle tehlikeye gider. Sen diyor ki sen bana benim etrafımda güvenlik için sorun yaratıyorsun. Ben de senin bulunduğun alanda yaparım. Nasıl ki Sovyetler Birliği zamanında Küba meselesinde yaptı. Şimdi de Çin diyor ki senin asıl güvenlik alanın İsrail ve çevresi. Ben de şimdi oraya müdahale ediyorum diyor. Suudi Arabistan'la görüşüyor. Suudi Arabistan'ı İran'la görüştürdü. Bundan çok rahatsız oldu Amerika. Düşün, Türkiye'nin Suriye ile görüşmesine karşı çıkıyor ya. Bugün ve onun için Türkiye'de içeride kıyamet kopuyor. O onun dosyasını göndermiş, bunun dosyasını göndermiş. Yok bildiri yayınlanmışlar, 154 kişi bilmem ne. Ya bunlar hep Tayyip Erdoğan'a mesaj gidiyor. Yani sen Suriye ile görüşmeyeceksin. Gladio da nerede? Hocam görüşme sizce ne zaman olacak? Biraz yine sarktı. Çünkü birileri dosya mosya taşıyor. Teyit ediyorlar birilerini. Hı hı. Yani devletin içinde de sıkıntı var. Hocam bugün bir gelişme daha yaşandı Çin'de. Dikkat çekici bir gelişme. Ukrayna Dışişleri Bakanı Çin'e gitti. Çin'de Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü. Ve dedi ki biz dedi Rusya ile müzakere yapmak konusunda istekliyiz dedi. Ukrayna ya, Dışişleri Bakanı. Ya bunu ilk Kissinger önerdi ölmeden evvel. Dedi ki ya bu işi niye uzatıyorsunuz? Hemen Kissinger'i uyardılar. Kissinger dedi ki Ukrayna'yı bari NATO'ya alalım. Adamı çünkü 102 yaşındaki adamı sıkıştırmaya başladılar. Çin'e gitti bu iş için biliyorsunuz. Çin'de bunu özel karşıladılar. Özür dilerim hocam tam ifadeyi buldum. Kuleba şunu diyor, Rus tarafıyla müzakere yürütmeye istekli ve hazırız diyor. Halbuki bak, istemiyor İngiltere'ye. Hemen İngiltere'de Boris Johnson gene Amerika'ya gitti. Uçları kotaran o. Onun dedesi de aynıydı. Hatırlayalım kim olduğunu, Ali Kemal. Ali Kemal ha. Hocam bu Çin'in aldığı inisiyatifi siz diyorsunuz ki ABD çok sıkıştırdı. Artık Çin... Ya Çin diyor ki sen beni sıkıştırıyorsun hiç yok yani açıkça yani ekonomik savaş ilan etti Çin'e. Hı hı. Artık bunu belgelerinde bile gizlemiyorlar. Çin'i mutlaka durdurmamız lazım diye. Çin'e sen onu ne açtın? Adamlarla anlaşma yaptın. Sovyetler Birliği'ni boğmak için. Şimdi diyorsun ki Çin'i boğalım. Ama bak Rusya'ya bir şey yapamadın işte. Rus ekonomisi gene işliyor. Ama Ukrayna mahvoldu. Hı hı. Ukrayna halkı da mahvoldu. Milyonlarca insan yollarda, oralara buralara dağılmışlar. Avrupa Birliği de hocam bir gayri resmi dışişleri ve savunma bakanları toplantısı olacaktı Budapeşte de. Çünkü Macaristan dönem başkanı. Evet. Toplantının yerini Brüksel'e aldılar. Sembolik bir tepki dediler. Bu Avrupa Birliği'ne şimdi Macaristan'ı atamıyorlar Avrupa Birliği'nden. Ama Avrupa Birliği'nin Macaristan'ı biraz ileri giderse atabilirler. Şimdi mesela Gürcistan'ı özel hemen alıyoruz dediler. Anlaşma yaptılar. Gürcistan'da bir yasa çıktı. Anlaşmayı feshedildi dediler. Yabancı ajan etki yasası. Hemen bu Rusya'nın işine yarar dediler. Gürcistan'a yardımı da kestiler. Görüşmeleri de iptal ettiler. Bu kadar. Avrupa Birliği böyle bir şey. Avrupa Birliği sana Amerika kurmuş. Niye kurmuş? Avrupa'da kavga gürültü olmasın, pazar açık olsun. Avrupa Birliği'ni Amerika bırakmaz. Avrupa coğrafyasını bırakmaz. Çünkü pazar önemli burada. Tüketim düzeyi yüksek, geliri olan insanlar var orada. Onun için bu pazarı bırakmaz. Ama Çin'in bu pazara girmesini engellemeye çalışıyor. Çin de Türkiye üzerinden girecek. Ama orada bizim Togo'yu ne yapacaklar bilmiyorum. Çin'le o konuları görüşüyorlarmış. Çünkü Togo, Çin malı Türkiye'ye girerse... Ha Çin burada üretir, Türkiye'ye pahalı satar. O zaman Togo'nun karşısında bir şey olmaz. Avrupa'ya satar. Ama eğer fiyatları burada düşük tutarsa o zaman Togo da sıkıntı yaratır. Onu görüşüyorlar ama. Yani onu konuşuluyor ama çok ama görüşülüyor. Peki hocam, ABD'de seçimler Kasım ayında. Siz şunu söylüyorsunuz. ABD'de Trump, ABD derin devleti, daha doğrusu finans kapitalli bir şekilde... orta yolu bulabilir. O zaman da Trump başkan seçilir. Trump başkan seçildiğinde bu aslında
Rusya'nın işine yararken Çin'in pek işine yaramıyor. Çünkü Trump'ın bir önceki başkanlık döneminde ticaret savaşlarını hızlandıran da Trump'tı. Aynı zamanda bu Covid-19 zamanı buna Çin virüsü diyen de, yani Çin'e karşı psikolojik savaşı yürüten de aslında cumhuriyetçilerdi. Ya fark etmiyor ki onlar için. Orada yani şimdi Trump kendi geleceği için mücadele ediyor. Çünkü Trump bu yarışı bıraksın, bütün serveti biter hocam. Bütün yollarını keserler. Çünkü Amerikan derin devletinin içinde bir grup Trump fazla Amerika'yı hırpaladı diye konuşuluyor. Orada çıkan bazı alternatif dergiler var. O internet üzerinden onları takip etmek mümkün. Trump Amerika'yı çok hırpaladı. Çünkü o meclis baskını var ya, Amerika'nın prestijini dünyada çok sarstı. Hı hı. Kolay mı meclis baskını ya? Darbe gibi bir şey. Asker müdahale etmedi yani. Halk darbe yapmış orada. Devrim yapıyordu. Yani devrim mi? Çünkü oradakiler daha çok ellerinde şişelerle beraber bastıkları için o biraz devrimi beklemiyor. Şey hocam, halk dediğiniz için öyle söyledim. Yani, halk şimdi eskiden NATO şeylerinde, belgelerinde yazardı. 1 Mayıs olduğu zaman şöyle davranacaksınız, böyle davranacaksınız. Orada şey ifadesi geçerdi. Halk karargaha saldırırsa nasıl müdahale edilecek? Ben de bir gün dedim ki, o belgeyi görünce dedim Sayın Amiralim dedim yani. Deniz Kuvvetleri'nde biliyorsunuz komutan denmiyor ya, amiralim deniyor. Sayın Amiralim dedim. Halk niye karargaha saldırsın? Bana dedi ki, ya bu belgede öyle yazıyor. Belgeyi kim yazdı dedim ya. NATO'dan geldi diyor. Efendim dedim, bu NATO'dan böyle belge olur mu ya? Halk karargaha, Türkiye'de öyle bir şey olabilir mi? Halk karargaha saldırır mı ya? Yani tabii NATO'dan gelirse belge orada öyle yazar. 15 Temmuz'da da oldu hocam. Bu Halk Genelkurmay Başkanlığı'nı darbecilerden geri almak için girdi aslında. O başka. O orası işgal edilmişti. İşgalden kurtarmak için. Ama şöyle, yani siz NATO belgesinde bu yazıyor dediğinizde aslında örtüşüyor işte. Yani NATO belgesinde normal halk karargaha saldıracak. Yani o işte ihtilal yapacak da karargaha. NATO belge, o olmaz. Ama 15 Temmuz'da karargahlar Amerikancılar tarafından ele geçirilmişti. Onlar geri alındı halk tarafından. Evet hocam, Amerikan seçimleriyle şu anda da rejiden arkadaşlarımız yazıyor. Bak, tamamıyla parlatılıyor yani. Şimdi bu daha büyük rüzgarı artıracaklar. Netanyahu da kongrede konuşuyormuş şu anda hocam, ABD kongresinde. Orta Doğu'da İran'ın terörü İsrail'i ve Arap kardeşlerimize hedef alıyor. O şimdi Lübnan'a saldıracak, biraz daha saldırıyı artıracak ya İsrail. Lübnan'a ve Yemen'e. Onun için orada hazırlık yapıyor. Hocam Yemen'i nasıl değerlendiriyorsunuz? En büyük direnenler Hizbullah, bir de Yemen'deki şeyler. Kendi ürettikleri insan sava aracıyla 2000 kilometre ötedeki Tel Aviv'i vurdular hocam. Hocam onlar direniyor. Hı-hı. Ondan korkuyorlar. Artık dünya eski dünya değil. İnternetten bile bakıp onları üretiyorlar. Ve ama onlar eski sosyalistler biliyorsunuz. Onlar eskiden beri bu iş direnişi öğrenmişler. Hı-hı. Ve İsrail ve ABD ile mücadeleye devam edeceklerini ifade ediyorlar. O yolları kapattılar işte. Hı hı. Geçen söylediler, kaç yüz tane İngiliz, kaç yüz tane Amerikan gemisi vurmuşlar. Evet hocam. Bu önemli bir şey. Ama artık doğrudan İsrail topraklarını da hedef alabilecek teknolojiye sahip. İlk defa oldu bu tabii. Evet. Bu çok önemli. İsrail topraklarını kolay kolay vuramıyorlardı. Hı hı. Hizbullah'ın klasik silahları var, omuzdan atılan. Onlar her evde bir iki tane var onlardan. İsrail onlarla baş edemiyor. Onun için Birleşmiş Milletler'den yardım istedi 2006'da. Birleşmiş Milletler geldi, İsrail'in Lübnan sınırına yerleşti, asker yerleştirdi.